Gençler merhabalar. Kurtuluş Savaşı cepheler yani muharebeler döneminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci Nünüs Savaşı, ikinci Nünüs Savaşı'nı görmüştük Batı cephesinde. Yeni başlığımız Eskişehir-Kütahya muharebeleri. Şimdi Eskişehir-Kütahya muharebelerine girmeden önce birkaç bilgi söyleyeyim size. Birincisi şu, Kurtuluş Savaşı yıllarında seçimler yenileniyor. Eğer bir size savaşın çok çetin şartlarda devam ettiği günlerde seçimler yapılmıştır, bunun göstergesi nedir diye sorarlarsa, bunun göstergesi şudur, yani seçim çok önemlidir demokrasi için, milli irade için. O yüzden milli iradenin, demokrasinin ön plana çıkarıldığı yargısını doğrular. Tamam, buna dikkat ediyorsunuz. Burada bilmeniz gereken önemli bir not vardır ikinci olarak. O da şudur, Maarif Kongresi. Maarif Kongresi toplanır. 16 Temmuz 1921'de. Bu Maarif Kongresi dikkat ederseniz tarih aralığını Eskişehir-Kütahya savaşlarının devam ettiği günlerde Ankara'da toplanıyor. Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya 500 tane öğretmen çağırıyor. 250 erkek, 250 kadın. Bu öğretmenlerle bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda şunu söylüyor. Diyor ki, Türk ulusu süngüsüyle kazandığı zaferi beyniyle de kazanmadığı sürece tam muzaffer sayılmaz diyor. O zaman Mustafa Kemal bu sözüyle ve bu kongresiyle, ilk Maarif Kongresidir bu, bu sözü ve bu kongresiyle Cumhuriyet döneminde yani savaş kazanıldıktan sonra eğitim alanında yapılacak inkılapların işaretini de vermiş oluyor. Tamam mıdır? Haberiniz olsun. O zaman Eskişehir-Kütahya savaşları devam ederken böyle bir kongrenin toplanması çok anlamlı olduğu için savaş olmasına rağmen iptal edilmemiş olmasından dolayı önemli bir bilgidir. Soru olarak karşınıza çıkabilir, bunu unutmuyorsunuz. Tamam mı? Şimdi hemen şöyle düşünüyorsunuz. Bu savaş yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu İsmet İnönü komutasındaki düzenli orduyla, bundan önce düzenli ordular tabirini kullanıyordum. Niye? 1. ve 2. Nünüs Savaşı'nda kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmıştı. Sonra birleşti. Şimdi ordu ile Yunanlar arasında yapılan bir savaş yine. 1. Nünüs, 2. Nünüs'de olduğu gibi. İtilafların amacı Sevr'i bize Türk tarafında kabul etmek. Bunun için kim kullanıyorlar? Yunanlıları maş olarak kullanıyorlar. Tamam mıdır gençler? Şimdi şöyle bakın buna. Boğazım bayağı kurudu. Şöyle bakın buna. Birinci Nünüs Savaşı'nı Yunanlar kaybetti. İkinci Nünüs Savaşı'nda Yunanlar kaybetti. O zaman bu savaşı Yunanların kaybetmemesi gerekiyor. Kaybederse artık iş işten geçer. Zaten İtalyanlar askerlerini çekme kararını aldı. Fransızlar zaten Zonguldak'ı boşalttı. İngilizler de son bir ümitle destek verecekler. Burayı da kaybederlerse Yunanlar artık İngiliz desteğini de kaybedecek. O yüzden Yunanistan'da savaş öncesinde seferberlik ilan edilir. İngiltere elinden gelen tüm desteği de Yunanlara sağlar. Ve arkadaşlar bizim de hazırlıklarımız devam ederken, Yunanların da hazırlığı devam ederken hemen şöyle bakıyorsunuz. Şu hattı çizeyim ben. Şöyle düşünün. Burada Yunan kuvvetleri olsun. Burada da bizim düzenli ordumuz olsun. Burası da Ankara olsun. Tamam mı? Ankara. Şuraya yazıyorum. Yunan saldırısıyla savaş başlar. Zaten ilk 4 savaş bizim için savunmaydı. Birinci Nünü, ikinci Nünü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya. Yunan saldırısıyla savaş başlar. Komutanımız kim? İsmet İnönü. İsmet İnönü komutasında ki düzenli ordu. Ki İsmet İnönü bu arada hatırlayın bizim ilk genelkurmay başkanımız. Yani burada İsmet İnönü hem Batı cephesi, özür doğu değil, Batı cephesi komutanı hem de genelkurmay başkanı vekili. Savaş başlar. Bakar ki İsmet İnönü Yunanlar çok üstün. Bu savaşta seferberlik ilan etmişler. Onların asker sayısı fazla, malzeme sayısı fazla, silah sayısı fazla. Bu İsmet İnönü'yü tedirgin eder. Ve İsmet İnönü durumu Ankara'ya bildirir. Mustafa Kemal'e söyler. Mustafa Kemal de İsmet İnönü'ye der ki, arkadaşlar burası, hemen şuraya yazıyorum. Burası çizdiğim yer, tabii buraya kadar gelmiyor da siz görün diye yapıyorum bunu. Sakarya Nehri'dir, tamam mı şu çizgi? Durumu Mustafa Kemal'e bildirince Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye der ki İsmet ordunu Sakarya'nın doğusuna çek der. Yani şuraya gel der. Bugünkü Polatlı'dır çocuklar. Ankara'nın Polatlı ilçesi. Ankara'nın 60-70 kilometre Eskişehir tarafında. Batısında yani. Polatlı'ya çek der ve Türk ordusu şu alanı boşaltır. Bakın bu alanı boşaltır. Ve Polatlı'ya gelir. Sakarya'nın doğusuna gelir. O zaman mantık şudur. Bu savaşta Türk ordusu yenildik
yenildi, savaşı kaybettik ve ordumuz Sakarya'nın doğusuna çekildi. Doğusuna çekilir. Bu bir sorudur, unutmayın. Aşağıdaki savaşlardan hangisinde Türk ordusu Sakarya'nın doğusuna çekilmiştir? Sorusunun cevabı Eskişehir-Kütahya savaşıdır. Eskişehir-Kütahya yenilgisidir. Bunun sonucunda şu topraklar Yunan işgali altına girer. Nereler buralar? Eskişehir, Afyon ve Kütahya. Ve Kütahya düşman işgali altına girer ve düşman Polatlı'ya kadar gelir. Ayrıca top sesleri de Ankara'dan duyulur. Yani düşman Ankara'ya girmek üzeredir. Sakarya Nehri doğal siper olur Yunan kuvvetleriyle bizim kuvvetlerimiz arasında. Ve bunun sonucunda Mustafa Kemal eleştirilir. Yani yenilgiden Mustafa Kemal sorumlu tutulur. Çünkü Mustafa Kemal söyledi İsmet İnönü'ye, ordunu Sakarya'nın doğusuna çek diye. Hatta Bakanlar Kurulu'nda, bizim icra vekilleri heyetidir Bakanlar Kurulumuzun adı. Bakanlar Kurulu'nda bir panik başlar. Bakanlar Kurulu meclisin merkezinin Kayseri'ye taşınmasını teklif eder. Yani aslında bir korkaklıktır bu, kaçıştır. Kayseri'ye taşınalım der. Hatta Kayseri'de yer bile tutulur. Teşrifatı bile yapılır. Yani malzemesi bile alınır. Yani kötü bir olay gençler. O zaman Eskişehir-Kütahya muharebesi bizim adımıza çok sorunlu, çok problemli, çok çetrefilli bir olaydır. Yenildik ve Anadolu'nun yarısı neredeyse elden çıktı. Düşman işgali altına girdi. Ve Mustafa Kemal'e karşı muhalefet başladı. Yenilginin sorumlusu olarak Mustafa Kemal görüldü. Ve Mustafa Kemal'le şöyle dediler, neden konuşmuyorsun, neden sorumluluk almıyorsun? İçten içe, karınlarından konuşurlar yani. Ve Mustafa Kemal, arkadaşlar kürsüye çıkar. Mustafa Kemal kürsüye çıkar ve gerekli konuşmayı yapar. Şunu anlatır, der ki, bu bir sahte ricattır, sahte yenilgidir. Biliyorsunuz biz savaşlarda sahte ricat, kurt oyunu, hilal taktiği, Turan taktiklerini kullanıyorduk eskiden beri. Bu bir sahte ricattır der. Yani geri çekilişimizin sebebi tamamen yok olmamaktır. Düşmana karşı zaman kazanmaktır. Eğer biz savaşsaydık, yani İsmet İnönü geri çekilmeseydi, düşmanla mücadele etseydi biz bu savaşı kaybederdik. Düşman Polatlı'ya kadar değil, daha da derin yerlere kadar gidebilirdi der. Yani bunun bir taktiksel yenilgi olduğunu anlamanız gerekirdi der. Geri çekilirken su kuyularını kapattık, ekil araziyi yaktık, düşmanı aç ve susuz bıraktık. Bu bir taktiktir. Böylelikle ordumuza zaman kazandırdık. Düşman tek bir yerde güçken onu dağıttık. Ha siz buna rağmen Kayseri'ye mi gidiyorsunuz? İstediğiniz yere gidinler. Ben tek başıma da kalsam, işte lider olma özelliği, ümitsizliğe yer vermeme özelliği budur. Ben tek başıma da kalsam Elma Dağı'na çıkar, Kuvayi Milliye'yi yeniden kurar, ve düşmanla savaşırım der. Hatta işte düzenli orada acaba bu işi başaramayacak mı, Kuvayi Milliye daha mı etkiliydi gibi laflar da söylenir bu dönemde. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in bu konuşması üzerine bir kere Kayseri reddedilir. Yani meclis merkezinin Kayseri'ye taşınmasını reddeder. Ankara'da kalacağız der. Bu bir bağımsızlık ruhudur. Ve Mustafa Kemal şunu söyler. Madem yenilginin sorumlusu benim, bana yetki verin der. Ve arkadaşlar 5 Ağustos, dikkat edin bu cümleye, 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa çıkarılır. O yasanın adı Başkomutanlık Yasası'dır. Meclisin çıkardığı Başkomutanlık Yasası ile Mustafa Kemal'e meclis hem tüm yetkilerini, bakın tüm yetkilerini ve askerlik mesleğini, rütbelerini geri verir. Bunu nasıl sorgulayacaksınız? Bunu şöyle sorgulayacaksınız. Birincisi şu, Başkomutanlık Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarıldı. Bu yasa Eskişehir-Kütahya yenilgisinden sonra çıkarıldı. Bundan sonraki savaşın adı Sakarya değil mi? Hatta şuraya
Sakarya, Meydan, Muharebesi diye başlık atayım. Bunun diğer bir adı Subaylar Savaşı'dır. Biz burada çok subayımızı kaybettik. Melhame-i Kübra'dır, kanlı savaşımızdır. 23 Ağustos, 13 Eylül 1921. Şimdi geliyorum buraya. Meclis Başkomutanlık Yasası'nı çıkardı. Ne zaman? Eskişehir Kütahya'dan sonra, Sakarya'dan önce. 5 Ağustos'ta. Ve bu yasa ile Mustafa Kemal'e askeri yetkilerini geri verdi. O zaman Mustafa Kemal askerlik mesleğine ne zaman dönmüş oldu? Yine aynı mantık. Eskişehir Kütahya'dan sonra, Sakarya'dan önce. O zaman mantıken Sakarya Savaşı'nı kim yönetecek? Mustafa Kemal. Anladınız değil mi? Bu önemli mantıktır. İkinci bilgi de şudur. Meclis sadece Mustafa Kemal'e askerlik yetkilerini vermedi. Meclis tüm yetkilerini de verdi. Yani Mustafa Kemal hem yasama hem de yürütme yetkisine sahip oldu. Yani meclis adına yasa çıkarma ve o yasayı yürütme yetkisine sahip oldu. Böyle bir olay meclisin olağanüstü yetkilerini olağanüstü yetkiyle Mustafa Kemal'e devrettiği anlamına gelir. Ve bu yetki Mustafa Kemal'e 3 aylığına verilir. Hatta 6 ay gibi teklif edilir ama 3 aya indirilir. Bunun indirilmesinde etkili olan Mustafa Kemal'dir. Çünkü 6 aydan 3 aya indirilmesi demokrasiye uygun bir harekettir. Tüm yetkilerin Mustafa Kemal'de olması demokrasiye aykırıdır. 6 aylığına yerine 3 aylığına istemiş olması onun demokratik kimliğe sahip olduğunu gösterir. Bu yorumumu da unutmuyorsunuz, tamam mı gençler? O zaman Mustafa Kemal Eskişehir Kütahya muharebelerinden sonra meclis tarafından çıkarılan başkomutanlık yasası ile askeri yetkilerini geri aldı, askerlik mesleğine döndü ve meclisin yetkilerini yasama ve yürütme yetkilerini ele geçirdi. Yani olağanüstü yetkilerin olağanüstü yetkisine sahip olmuş oldu. Bunun sebebi savaş ortamıdır. Doğal olarak birisinin başkomutan olması gerekir. Olağanüstü şartlar vardır. İşte bu başkomutanlık yetkisi de meclis tarafından Mustafa Kemal'e verilmiştir. Şimdi gençler ve bundan sonra Mustafa Kemal hazırlıklarına başlar. Neyin hazırlığına başlıyor? Sakarya Savaşı'nın hazırlığına başlar. Birincisi şu, Mustafa Kemal tekalifi milliye emirlerini çıkarır. Gençler, diğer bir 10 madde vardır, diğer bir ifadeyle 10 emirdir. Tekalif milliye yasasını çıkarır. Peki tekalifi milliye emirleri ya da yasası, yasayı kimin çıkarması lazım? Meclisin. Ama kim çıkardı? Mustafa Kemal. Bu yetki olağanüstü yetkidir. Meclis bu yetkisini Mustafa Kemal'e devretti demektir. Bunu asla unutmuyorsunuz. Tekalifi milliye emirleri ya da tekalifi milliye yasası 7-8 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal tarafından çıkarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir yasa değildir. Gençler, bu yasa seferberlik, yani diğer bir ifadeyle topyekün savaş kararının olduğu yasadır. Yani der ki her hane orduya bir çift çarık, bir çift çorap, bir çift çamaşır verecek. Her hane yiyeceğinin %40'ını orduya verecek. Sahipsiz mallara devlet el koyacak. Şunlar orduya katılacak. Bunlar orduya verilecek. Bütün mallar toplanacak. Bunun için tekalif milliye komisyonları kurulacak. Uymayanlar İstiklal Mahkemelerinde hıyanet-i vatan yasasıyla yargılanacak. Savaş kazanıldıktan sonra mallar sahiplerine iade edilecek. Şöyle baktığınızda o zaman Sakarya Savaşı topyekün savaştır. Türk halkının savaşıdır. O yüzden Sakarya hayat memattır. Kaybedersek biteriz. Cümle nedir bu sebeple? Hatırlayın bunu. Vatan, millet, Sakarya. Bu söz burada çıkar. Vatan, millet, Sakarya.
Yenilirsek biteriz. Arkadaşlar, birincisi bu. Mustafa Kemal'in birinci hazırlığı bu. İkincisi de şu. Şimdi şöyle bakın. Mustafa Kemal başkomutan, İsmet İnönü Batı cephesi komutanı ve Genelkurmay başkanıydı. İsmet İnönü'nün yükü ağırlaştı bu hazırlıktan dolayı. Şimdi buraya bir kişi daha, burada bir kişi daha devreye giriyor. Fevzi Çakmak. Mustafa Kemal İsmet İnönü'nün bu yükünün ağırlığından dolayı Genelkurmay başkanlığını, Genelkurmay başkanlığı görevini Fevzi Çakmak'a verecektir. O zaman ikinci hazırlığımız da şudur. Genelkurmay Başkanlığı İsmet İnönü'nün yükünün ağırlığından dolayı Fevzi Çakmak'a verilir. O zaman bu savaşta 3 tane önemli komutan vardır. Bir Mustafa Kemal, kimdir? Başkomutan. 2 İsmet İnönü, kimdir? Batı cephesi komutanı. 3 Fevzi Çakmak, kimdir? Genelkurmay Başkanı. O zaman Sakarya'ya kadar Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü'ydü. Tamam mıdır gençler? Üçüncüsü de şudur gençler. Gerekli yardım sağlanır. Genellikle bu cümlede kullandığımız devlet Sovyet Rusya'dır. Sovyet Rusya'dan gerekli yardım da alınır. Yani hazırlıklara devam edilir. Hazırlıklar devam ederken hemen şuna bakın. Bu savaş 24 Temmuz'da bitti. Şu savaş 23 Ağustos'ta başladı. Bir ay var arada. Bir ay bile yok. Bir gün eksik. Hazırlıklar devam ederken şurayı hemen kullanıyorum. Bakın gençler. Neredeyiz biz? Burası Ankara olsun, tamam mı? Burası da Sakarya Nehri olsun. Yunanlar burada, bizim düzenli ordumuz burada. Hazırlıklar devam ederken Yunan'ın saldırısıyla savaş başlar. Bunu da burada da Yunan saldırdı. Savaş başlar. Türk ordusu Yunan saldırısı karşısında direnemez, geri çekilir. Bir adım geri çekilir. Bunun üzerine Mustafa Kemal şu sözü söyler. Hatırlayın bunu. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk edilemez. Yani ne diyor Mustafa Kemal? Bu savaşın plan ve taktiği budur diyor. O zaman Sakarya Savaşı'nın plan ve taktiğini Mustafa Kemal belirler. Belirlediği sözü de budur. Ne anlatıyor yani? Hattı müdafaa yoktur. Yani Polatlı'nın, Sakarya'nın savunulması yoktur. Sathı müdafaa vardır. Yüzey savunması vardır. Satı, yüzey müdafaa savunma. O satı ise bütün vatandır. Yani düşman saldırdı. Deldi mi hattı? Bir adım çekilin, bir hat daha kurun. Onu da mı deldi? Bir adım çekilin, bir hat daha kurun. Ne zamana kadar? Tek bir Türk kalmayana kadar. Arkadaşlar, düşman saldırır, bizimkiler geri çekilir. Düşman saldırır, bizimkiler geri çekilir. Düşman saldırır, bizimkiler geri çekilir. Bu sefer Beypazarı ve Haymana'daki Türk ordusu soldan ve sağdan düşmanı kuşatır. Öyle bir işte Turan taktiğidir bu. Biz bu savaşta Turan taktiği kullandık. Yunan'ı öyle bir pusuya düşürür ki Yunan canını zor kurtarır ve Kocatepe'ye kadar, Afyon Kocatepe'ye kadar Türk ordusu Yunanları kovalar. O yüzden Sakarya Savaşı Türk ordusunun savunma savaşıdır ama taarruz gücüne ulaştığı savaştır. Bırakın Podatlı'yı kurtarmayı, Kocatepe'ye kadar, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin aklınıza yatsın, oraya kadar düşmanı kovalar. Tamam mıyız gençler? Bunu unutmuyorsunuz. Bu önemli bir bilgiydi. Burada Mustafa Kemal'in savaşı yönettiği yer ise Dua Tepe'dir. Savaş Dua Tepe'den yönetilir. Sakarya Savaşı. 330 tane subayımız ki bizim, şunu söyleyeyim size gençler, en kanlı savaşlarımızdan bir tanesidir. Bizim tarihimizin en kanlı savaşlarından bir tanesidir bu. O yüzden de Melhame-i Kübra, Büyük Savaş, Kanlı Savaş ismi verilmiştir buraya. O yüzden de Subaylar Savaşı denilmiştir. Çok fazla subayı kaybettiğimiz için. Ve Türk ordusu bu savaşta galip gelir. Yunan'ı ezer yani. Şimdi bunun sonuçlarına bakalım, tamam mı? Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarına bakalım. Birincisi şu. Mustafa Kemal'e muhalefet bitti. Yani Mustafa aslında bitti derken Eskişehir yenilgisinin muhalefeti bitti. Muhalefet hiçbir zaman bitmedi. Mustafa Kemal'in haklılığı ortaya çıktı. Bu bir sahte-i ricattır sözünün doğruluğu ortaya çıktı.
Türk ordusuna güven arttı. Mustafa Kemal'in kurduğu düzene güven arttı. Mustafa Kemal'e güven arttı. Birinci bilgi bu. İkincisi şu. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi 3+3+3+ süresiz uzatıldı. Fakat şöyle bir olay vardır. Büyük taarruzun başlaması Sakarya'nın bitiminden bir yıl sonra olacaktır. Bu bir yıllık süreçte Mustafa Kemal'in yetkileri 3 aylığına artırılır. Ama son artırmada çoğunluğu elde edemez, sıkıntılar yaşanır. Çünkü meclis bu yetkinin uzatılmasını demokrasiye aykırı görür. Mustafa Kemal mecliste bir konuşma yapar. Bu konuşma üzerine yetkileri süresiz hale getirilir. Büyük taarruzun hazırlığı böyle başlar. O yüzden şöyle deriz. Başkomutanlık yasası demokrasiye aykırı bulunduğu için oy birliği ile değil mecliste oy çokluğu ile alınmıştır deriz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu unutmuyorsunuz. Diğer bir bilgi şudur. Bu cümlem de çok önemli. Türk ordularının, bakın Türk ordularının geniş bir ifade kullanımı, ta nereden beri? Osmanlı'dan beri kullanım. Türk ordularının 1683 II. Viyana'dan bu yana, hatırlayın Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edilmişti hatasından dolayı. 1683 II. Viyana'dan bu yana Avrupa'dan geri çekilmesi sona erer. Yani Türkler, Avrupa Türklerin Anadolu'da ve Avrupa'da toprak kaybetmesi biter. İlerleme sırası Türklere geçer. Ne demek yani? Türkler taarruz gücüne ulaşır. Savunma bitti. O halde şöyle bir cümle kullanabilir miyiz arkadaşlar? İkinci Viyana'dan bu yana, aynı cümleyi tekrar şeklinde, Türk ordularının Avrupa'dan geri çekilmesini bitiren olay Sakarya zaferi olur. Devam ediyorum. Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı ile mareşallik rütbesi verilir. Mustafa Kemal bu savaşta Mustafa Kemal'in kaburgası kırıldı. O yüzden gazi olur. Mustafa Kemal bir komutan olarak 3 meydan muharebesi kazandığı için mareşallik rütbesini alır. Kara kuvvetlerin en üst rütbesidir ki Fevzi Çakmak Büyük Taarruz Savaşı'ndan sonra, bir sonraki savaştan sonra mareşallik rütbesini alacaktır. Bu bilgiyi de unutmuyorsunuz. Arkadaşlar, diğer bir bilgi. Sovyet Rusya ile bunu işleyeceğiz, içine gireceğiz bunun. Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması imzalanır. Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanır. Kars ve Ankara Antlaşmaları Sakarya'nın siyasal sonucu olduğunu unutmuyorsunuz. Çok önemlidir bu bilgi. Ukrayna Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir dostluk antlaşması imzalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıdığını duyurur. Bu da önemli bir bilgi, unutmuyorsunuz. Ve İtilaf Devletleri Paris Konferansı'nı toplayarak bize mütareke teklif eder. Der ki savaşmayalım, oturalım, konuşalım filan derler. Biz de barışçı olduğumuzu göstermek amacıyla buna katılırız ama onların asıl niyeti Yunanlara zaman kazandırmaktır. Bakarız ki niyetleri sevri hafifleterek bize kabul ettirmek, konferanstan geri geliriz. Hatta bu konferansta 22 Mart 1922 tarihli bir mütareke bile sunarlar bize. Mütarekeyi de deriz ki ben güzel mi deriz. Nasıl? Öyle bir şart sunuyorlar ki Anadolu parçalanıyor burada. Yani kendileri daha çok avantajlı duruma geçiyor. O yüzden her ne kadar bunlar Paris konferansını toplayıp bizi davet etmiş olsalar bile olumlu bir sonuç çıkmaz. Tamam mı gençler? Bunu da unutmuyorsunuz. Bunlar Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarıdır. Asla sonuçların neler olduğunu unutmayın. Soru çıkma ihtimali çok yüksektir. Burada şunu ve şunu anlatacağım size. Yani Kars Antlaşması'nı ve Ankara Antlaşması'nı anlatacağım. Ve bu cepheyi öyle kapatacağım. Tamam mıdır? Silgimizi hemen alıyorum. Birinci olarak Kars Antlaşması diyorum. Kars Antlaşması. Gençler, Kars Antlaşması 13 Ekim 1921. 13 Ekim 1921'de bu antlaşma, cümleme dikkat edin, Ermenistan
Azerbaycan, Gürcistan adına Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalanır. Birinci bilgi bu. Bu antlaşma ile, bu antlaşma ile Moskova'nın, Moskova Antlaşması'nı hatırlayın, Moskova'nın maddeleri aynen kabul edilir. Moskova Antlaşması'nda yer alan maddeler aynen kabul edilir. Diğer bir özellik, Nahçıvan Özerk yönetiminin kurulması kararlaştırılır. Kararlaştırılır. Bunu unutmayın. Şimdi bu antlaşma ile hemen kırmızı kalemle çiziyorum. Şöyle bir karar alındığı için ve şu devletler Sovyet Rusya'ya bağlandığı için Kafkas sınırımız son şeklini alır. O zaman Kafkas sınırımızla ilgili imzaladığımız ilk antlaşma, bu dönem için söylüyorum, TBMM dönemi için söylüyorum, Gümrü Antlaşması, ondan sonra Moskova Antlaşması, ondan sonra Kars Antlaşması'dır. Kars Antlaşması'yla son şeklini almıştır ki Osmanlı en son Brest-Litovsk Antlaşması'yla bırakmıştı, hatırlayın. Kafkas sınırını 3 Mart 1918. Bu antlaşmayı yine Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Kazım Karabekir imzalar. Geliyorum şimdi Ankara Antlaşması'na. Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921'de imzalanır. Bu antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanır. Dikkat ederseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa bir ittifak devletiyle antlaşma imzalıyor. Bu önemli bir bilgidir. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk ittifak devleti kim olur? Fransa. O zaman şöyle bakın. Hocam şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Bu antlaşmaya göre Türkiye ile Fransa arasındaki savaş bitiyor mu yani? Evet, bitiyor. O zaman Fransızlar Anadolu'yu ne zaman boşaltacaktır sorusunun cevabı? Sakarya ile boşaltacaktır. Ne ile boşaltacaktır? Ankara Antlaşması'yla. Zaten İtalya 2. Dünya Savaşı ile başlayan süreçle boşaltmaya başladı. Ve Sakarya'dan sonra da tamamen çekildi. İşte Fransa da Sakarya'dan sonra boşaltmaya başlayacak ve tamamen çekilecek. Anlaştık mı? Hangi olayla? Ankara Antlaşması'yla. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ankara'sında imzalanır. Hatırlayın, Londra Konferansı'ndaki hatasından dolayı Dışişleri Bakanlığı görevinden almıştık biz Bekir Sami Bey'i. Yerine Yusuf Kemal Tengir Şenk'i getirmiştik. Bu ismi hatırlayın. Bu antlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına imza eden Yusuf Kemal Tengir Şenk olacaktır. Tamam mıyız gençler? Şimdi bunun maddelerine bakalım. Diyor ki şunu unutmayın. Bizi ilk tanıyan İtilaf Devleti Fransa. İlk tanıyan Büyük Avrupalı Devlet Rusya. İlk tanıyan devlet Ermenistan. İlk tanıyan Müslüman devlet Afganistan'dı. Bu antlaşmayla Urfa, zaten Urfa ve Maraş kurtarılmıştı. Mersin, Adana, Antep Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılır. Güney cephesi kapanır. Gördünüz mü? Batı cephesindeki savaş Güney cephesinin kapanmasını sağladı. O yüzden Güney cephesindeki askeri başarılar Kuvayi Milliye'nin, siyasal başarılar düzenin ordunundur demiştik. Güney cephesi kapanır. Hatay'da, daha doğrusu İskenderun'da, Hatay'da dili Türkçe olan bir özerk yönetimin kurulmasına karar verilir. Yani Hatay ne Türkiye'ye bırakılır ne Suriye'ye bırakılır. Anlaşılamaz burada Fransa ile. Böyle bir karar alınır. Atatürk biliyor ki Hatay ileride referandumla bize katılacaktır ki bu Atatürk'ün ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu gösterir. Fakat kendi içinde Hatay'ın böyle bir yapıya sahip olması, yani ele geçirilememiş olması kendi içinde Misak-ı Milliye'ye aykırı bir durumdur ki Misak-ı Milliye'den verdiğimiz diğer bir taviz de budur. O zaman biz milli mücadelelerinde Misak-ı Milliye'den iki taviz verdik. Biri Batum, Moskova Antlaşması, diğeri Hatay-Ankara Antlaşması. Anlaştık mı gençler? Ama ne dedik? Dili Türkçe olan,
ki ileride dili Türkçe, parası Türkçe, bayrağı Türkçe olacak bunların zaten. Kurulduğunda 1938'da. Burayı da gördük. Önemli bir bilgi. Gençler, Mehmet görebiliyor mu burayı kamera? Tamam. Son maddeyi yazdırıyorum. Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılır. Arkadaşlar, Süleyman Şah, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, yani Anadolu Selçuk Devleti'nin kurucusu, orada Suriye Meliki ile savaş yaparken hayatını kaybetti ve oraya da gömüldü, Fırat Nehri kenarına. Şimdi ne oldu? O Caber Kalesi'nin Türk topraklarının sayılmasını istedik biz. Çünkü bizim atamızdır Süleyman Şah. O yüzden Fransız hükümeti bunu kabul etti ve denildi ki Süleyman Şah'ın mezarının, türbesinin bulunduğu o bölüm, o toprak, o kale, o karakol Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir denildi. Türk Devleti'nindir denildi. O yüzden bizim misak-ı milli sınırları dışındaki tek hukuki toprak parçamız Caber Mezarlığı'dır. Hala da öyle geçerlidir. Unutmuyorsunuz bunu. O zaman şöyle baktığınızda Ankara Antlaşması'yla Güney Cephesi kapandı. Mersin, Adana, Antep kurtarıldı. Hatay'da özerk bir yönetimin kurulmasına karar verildi. Süleyman Şah'ın mezarının olduğu Caber Kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıldı. Tamamdır gençler. Bunu unutmuyorsunuz. Önemli bilgiler gördük burada. Buna dikkat ediyorsunuz. Tamam mıdır gençler? Şimdi tahtamızı temizleyelim. Büyük taarruz. Kaldığımız yerden Büyük Taarruz Savaşı Mudanya ve Lozan'la devam edeceğiz. Tamamdır. Ama ben başlığı attırırken Mudanya Mütarekesi, Mudanya ve Lozan diye başlık attıracağım. Ama içinde Büyük Taarruz'u görüp orayla bağlayacağım. Haberiniz olsun. Tamam mıdır? Hadi bakalım.